Bismillahirrahmanirrahim. Arapça Nahiv kitabımızın 15. dersinin tedribat, alıştırmalar videosuyla inşallah tekrar birlikteyiz. Tedribatun, alıştırmalar. Evvelen birinci alıştırma. Kalallahu Teala, Bismillahirrahmanirrahim. Ve la asri innel insane lefî husrin illellezîne amenû ve amilus salihati ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Asr suresiyle inşallah bugünkü dersimize başlamayı Allahu Teala bizlere lütfetti. Bu birinci alıştırmada ne yapacağız? Az önce geçen sureden çıkaracağız. Neleri çıkaracağız? Marifeleri çıkaracağız. Ve onların türünü söyleyeceğiz. Ve aynı şekilde nekreleri de çıkaracağız. Hemen bakalım. Vele asri, asra yemin olsun. Buradaki ele asri kelimesi marifedir. Neden? Çünkü başında elif lam var. Elif lam ile marife. İnnel insane lefî husrin, el insane yine marife, aynı şekilde elif lam ile marife, husrin nekre bir kelime, ellezîne marife çünkü ismi mevsul, es-sâlihâti marife çünkü başında elif lam var, el-hakki marife başında elif lam var, es-sabri marife çünkü başında elif lam var. Gelelim ikinci alıştırmaya. Beyin el marifete ve nev'ahe ve nekirete. Buradaki bakalım kaç tane? 10 tane cümlemiz var. Bu 10 tane cümleyi okuyacağız. Ve işlerinden marifeleri ve çeşitlerini ve nekreleri söyleyeceğiz. El esedu hayvanun. El esedu yani aslan bir hayvandır. El esedu burada marife elif lam ile hayvanun nekre. İdrisu rasulun. İdris bir peygamberdir. İdrisu marife çünkü alem özel isim, Rasulün nekre. Hâzâ haytun bu bir iptir. Hâzâ marife çünkü ismi işare, haytun nekre. Rahhebe sahibul beyti biddayfi. Ne yaptı? Rahhebe karşıladı. Ev sahibi misafiri karşıladı. Sahibu burada marife olmuş. Marife bir isme izafetle marifelik kazanmış sahibu. Elveyti zaten marife eliflamdan dolayı. Eddayfi burada yine marife. Hâzihi şeceratun. Bu bir ağaçtır. Hâzihi marife çünkü ismi işare. Şeceratun nekre. Evet şöyle marifeleri ne yapalım? Çizelim isterseniz. Zehebet Fatimetu ile tabibi. Fatıma doktora gitti. Neden? Li istisalil levzeteynin. İki bademciğini aldırmak için. Gitti. Fatimetu marife çünkü özel isim, alem isim. Et-tabibi marife eliflamla. İstisali burada marifelik kazanmış muzaf olduğu için. El-levzeteyni zaten marife. Hâzel lakabu bu lakab yedullu ala alimin celil. Bu lakab iyi bir alime delalet ediyor. Hâze marife ismi işare olduğu için. El-lakabu marife eliflam ile başladığı için alimin nekre ve celilin nekre. Arefe ez-zehraviyyu alimimiz Zehrevi bildi neyi? Enne muslanel ganemi yani koyun bağırsağı mufidun faydalıdır. Koyun bağırsağının faydalı olduğunu bildi. Ez-zehravi alem isimdir marife. Musrane nekreydi ama muzaf olduğu için marifelik kazandı. El-ganemi zaten marife, mufidun nekre. El-hazairu inler, yani hayvanların inleri vasiatun geniştir. El-hazairu marife eliflamdan dolayı vasiatun nekre. Fil-ameliyyatil cirahiyeti, şuna da bu cümlenin devamıymış sayın hocalarım, özür diliyorum. Zehravi, hayvan bağırsağının cerrahi ameliyatlarda faydalı olduğunu bildi. El ameliyyeti burada yine marife eliflamdan dolayı. El cirahiyeti gene marife. Ellezî yücidü sibâhete kaviyyun cisim. Yani yüzmeyi güzelleştirmek ne yapar? Bedeni kuvvetlendirir. Ya da yüzmeyi çoğaltmak. Es sibâhe marife eliflamdan dolayı. Ellezî marife. Aynı şekilde kendisi ismi mevsuldür. Kaviyyul cismi de kaviyyu marife, el cismi marife, ikisi de marife. Kaviyyu muzaflıktan dolayı el cismi eliflamla başladığından dolayı.
Gelelim bugünkü dersimizin üçüncü alıştırmasına. İc'al kulle ismin tehtehu hattun muarrefen bila muta'rib. Yani aşağıdaki altı çizili isimleri elif lam ile marife yapacağız. Burada tabii ki altı çizili isim yok ama biz hangileri olduğunu anladık, hemen bakalım. Hâzâ gizâun mufîdun. Bu faydalı bir gıdadır. Cümlesini ne yapacağız? Hâzâl gidâ'u. Bu gıda mufidun, faydalıdır yapacağız. Hâzâ suâlun sehlun. Bu kolay bir sorudur yerine. Hâzâl suhâlu. Hâzâ suâlu sehlun. Bu soru kolaydır yapacağız. Hâzâni amilâni meşhurâni. Yani hâzâni amilâni. Bu ikisi meşhur iki işçidir yerine. Meşhur iki alimdir yerine. Hâzânil âlimâni. Bu iki alim meşhurani, meşhurdurlar yapacağız. Hâzâ bu milkatun kebirun. Büyük bir cımbızdır. Milkatun cımbız yerine ne diyeceğiz? Hâzâl milkatu kebirun. Bu cımbız büyüktür. Bakın ikisi arasındaki ayrıma dikkat edelim. Bu büyük bir cımbızdır. Bu büyük bir cımbızdır. Bu cımbız büyüktür. Burası önemli. Hâzâ ceninun maridun. Bu hasta bir cenindir. Hâzâl ceninu maridun. Bu cenin hastadır. Hâtâni fetâtâni mühezzebetâni. Bu ikisi terbiyeli iki gençtirler. Cümlenin ilk tercümesi bu. Diğer versiyonuyla hâtânil fetâtâni. Bu iki genç terbiyelidirler olacak. Bu ikisi terbiyeli iki gençtir. Bu iki genç terbiyelidirler. Bakın arasında ince de olsa bir anlam farkı bulunmakta. Dördüncü alıştırma. Nasıl diyelim bunu da? Aşağıdaki bütün müptedaları izafetle marife olur hale getireceğiz. Bakalım. Deneyelim. Es-seyyaratu seriyatun. Araba hızlıdır. Burada müptedamız es-seyyaratu elif lam ile marife, seriyatun nekre. Ama bizden istediği şu. Müpteda yine marife olacak ama izafetle marife olacak. Yani şu gibi seyyaratul isafi, ambulans hızlıdır. Es-saiku musri'un. Yine şoför hızlıdır. Saiku seyyarati musri'un. Arabanın şoförü hızlıdır. El-metceru cedidun. Mağaza yenidir. Metcerun medineti, şehir mağazası cedidun, yenidir. El-medinetu vasiyatun. Şehir geniştir. Ne diyelim mesela? Medinetul Endulusi vasiyatun. Endülüs şehri geniştir. El-kitabu mehfuzun. Kitap korunmuştur. Kitabullahi mehfuzun. Allah'ın kitabı korunmuştur. Es-suveru tavilun. Es-suru duvar. Es-suru tavilun. Duvar uzundur. Ne diyelim? Surul medineti tavilun. Şehrin duvarı uzundur. Es-şari'u muzdahimun. Cadde kalabalıktır. Ne diyelim buna? Şari'ul hayyi. Mahalle caddesi. Ya da şari'ul am. Genel cadde. Müzdehimun, kalabalıktır. Yine güzel bir alıştırma. Beşinci alıştırmadayız. İki parantez arasındaki isimlerin her birini müpteda yapın. İki parantez arasındaki isimlerin her birini müpteda yapın alıştırması. Bakalım. Bize saat kelimesi vermiş. Biz ne demişiz? Sa'atul yedi galiyetun. Yani kol saati nedir? Pahalıdır. Kol saati pahalıdır dedik. Şimdi diğerlerini de biz yapalım. Mesela e'aşâşu yuvalar. E'aşâşu tuyuri. Kuşların yuvaları aliyetun, yüksektir diyebiliriz. Mesela nurul kameri, ayın ışığı daifun, zayıftır. Haytul ebyadı. Yani mesela ne diyelim? Haytul cerrahi, cerrahın ipi işte kasirun, kısadır. İstisalul levzeteyni, iki bademciğin alınması, yok edilmesi ne diyelim mesela? Sa'bun, zordur diyebiliriz. Musranul ganemi, koyunun bağırsağı mufidun, faydalıdır diyebiliriz. Altıncı alıştırmadayız. Hâti cümlelen, cümleler getirin. Ama nasıl?
İki parantez arasındakilerle başlayarak, mübdedien başlayarak, bakalım hâzihi ile başlayacağız. Ne diyeceğiz? Hâzihi hasâdun, hâzihi hasâdun sagîrat gibi mesela. Bu çakıl taşı, bu taş nedir? Küçüktür anlamında. Hâzâni racülâni kebirâni, bu iki adam büyüktürler. Bu İkisi büyük iki adamdır anlamında. He ulai, bunlar ricalun kaviyune, kuvvetli adamlardır. Tilke, tilke decacu kebirun, şu şu tavuk nedir? Tilke decacu kebiratun, şu tavuk büyüktür. Zalikel fetatu muhezzebetun, şu kız çocuğu terbiyelidir. هذا الكتاب مفيد diyebiliriz. هذا كتاب مفيد diyebiliriz. İkisini de kullanabiliriz. Gelelim 7. alıştırmaya. Önce 2 satırlık bir metnimiz var. Bu metnimizi okuyacağız. Sonra şurada bize söylenen şeyi yapacağız. خرج رجل من البيت ليلا. Adam evden geceleyin çıktı. فقبض عليه شرطي ve onu ne yaptı? Polis yakaladı. Ve kâle lehu, ona dedi ki, limâzâ tehrucu, niçin çıkıyorsun? Minel beyti fî hâzel vakit, bu vakitte niçin evden çıkıyorsun dedi. Fe ecâber racülü, adam şöyle cevap verdi. Târa annî ennevmu, benim uykum kaçtı. Benim uykum uçtu. Fe haraçtu, çıktım. Ebahatu anhu, ben de onu aramaya çıktım. İlginç bir cevap, ilginç bir bakış açısı. Peki ne yapacağız burada? Burada ne yapacağız? Şu az önce okuduğumuz parçadan marifeleri ve marife ise türünü ve nekreleri göstereceğiz. Bakalım. Racülün nekre. Racülün nekre. Elbeyti marife eliflamı le. Leylen yine nekre. Şurtiyun nekre. Elbeyti marife eliflamla. Heze marife. El vakti marife eliflamla. Er racülü marife eliflamla. Ennevmu marife eliflamla. Evet, bu kadar. Şu an için şu anhu zamirini de söyleyebiliriz. Şuradaki ye zamirini de söyleyebiliriz. Bunları da ekleyebiliriz Allah'ın izniyle. Evet, böylelikle ne yaptık? Arapça Nahiv kitabımızın 15. dersini geride bıraktık. Şimdi daha önceleri bizler bu Arapça sarf kitabımızı bitirmiştik, 1. cildini. 2. cildindeyiz. Nahiv kitabı sarf kitabına göre birazcık daha hacimli. O yüzden bunu bitirmemiz zaman alacak ama inşallah iyi bir tempo yakalarsak bunu da diğeri gibi bitirmememiz içten bile değil. Kısmet olursa ara ara yine Kur'an-ı Kerim'in irabından yaptığımız derslerimizi ve Durusul Minel Kur'an isimli dersimizden, yine hadis kitabımızdan da okumalar yapacağız Allah'ın izniyle. Şu an için Akademik Arapça Nahif kitabını bitirdik. Bir hafta falan bekleyeceğiz inşallah. İkinci kitap gelecek, ona başlayacağız. O arada da kısmet olursa diğer yaptığımız bazı kitapları ne yapalım? Sonlandıralım ki yeni yeni ciltlere, yeni yeni eserlere başlayalım Allah'ın izniyle. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kısmet olursa bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum sayın hocalarım.